arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün sizlere çok spontane bir şekilde çeyiz denmeyebilir tam olarak ama sanırım çeyiz oluyor bunlar. Daha çok sofra, mutfak, birkaç tane banyo havlu ürünü var. Onlar da dahil olmak üzere. Bugüne kadar birlikte son birkaç ay içerisinde almış olduğum ürünleri göstermek istiyorum. Elektrikli bir alet satın almadık. Ama genelinin işte tabağı, çay bardağı, İşte kahveler vesaire, bornoz, havlu gibi. Zaten izleyeceğiz, göreceğiz. Kendimize bir kahve yaptık. Son birkaç ay içerisinde satın almış olduğum mutfak ürünlerimi, daha çok dediğim gibi sofra düzeniyle alakalı beğendiğim, dışarıda görmüş olduğum, kaçırmak istemediğim modelini tekrar bulamayız. Sonuç olarak küçük ev aletlerinin sürekli yenileri çıkıyor. Farklı farklı modeller çıkıyor. Farklı farklı kendilerini geliştiriyorlar yani sürekli, ama bunların sonuç olarak modasını geçmeyeceğini düşündüğüm şeyleri satın almış oldum. Şimdi birlikte bunları inceleyelim. Nereden başlasak pek bilmiyorum ama genel olarak da almış olduğum şeylerin tabii ki kronolojik bir sıralaması yok. İlk hangisini aldım diye göstermeyi çok isterdim şu anda ama maalesef şöyle oldu aslında. İlk olarak şurada görmüş olduğunuz çalıştığımız yerdeki komşumuz olan bir mağazadan almış olduğumuzu söyleyebilirim. Havlu ve bornoz takımıydı bu, ama bunları şu an için en son göstereyim. Ama ilk aldığım ve bu işe ilk başlamamı sağlayan ürünler havlu ve bornoz oldu. Herkesin olduğu gibi benim de. Çok beğenerek almış olduğum English Home'un, bilmiyorum birçok kişi de olmuş olabilir bu, şu görmüş olduğunuz çay setini satın aldım. 6 tane çay tabağı, 6 tane çay bardağı var bunların. Ben 12 kişilik yapmayı tercih ettim. Çünkü misafir seti olarak düşünüyorum bunu genel olarak. Bu şekilde. Rengini falan çok beğendim. Dediğim gibi 12 kişilik misafir için düşünmüş olduğum takım bu şekildeydi. Dediğim gibi bu şekilde çay için misafir takımımı tamamlamış oldum. Birazcık bu konu saçmalamış olabilirim ama buradaki görmüş olduğunuz şeylerin %50'si çay bardağından oluşuyor enteresan bir şekilde. Bu da yine Karaca'da görüp beğenmiş olduğum. Yine aynı şekilde indirimde. Sade, böyle daha çok basic şeyleri seviyorum zaten. Dedim ve biraz sonra çiçekli böcekli bir şey göstereceğim. Şu şekilde bir çay seti aldım yine. Henüz kahvaltı setimi almadığım için ne alacak olursam olayım ona düz şöyle gold detaylı bir tabağı ve yine aynı şekilde gold detaylı bir bardağı var. 6 kişilik setini aldım. Gerçekten bayağı beğenerek aldım ve çok da uygun fiyata almıştım. Gördüğüm genel olarak şeyleri böyle hani uygunmuş diye kaçırmayayım diye düşünerek aldım. Çünkü tam anlamıyla bu çeyiz olaylarına ufaktan bir giriş yapmak amacıyla. Daha sonra dediğim gibi böyle günlük olarak daha çok göreceğiz burada. Daha henüz hiç böyle misafirlik diyebileceğimiz şeyleri satın almadım. Onlar biraz daha büyük parçalar oldukları için fikrim değişebilir diye düşündüm. Şöyle Madame Coco'dan bir kahve bardağı aldım. Bunu da çok uygun fiyata almıştık. Bunu da 6 kişilik aldım. Yani tamamen rengini beğendim. Böyle sanki şeymiş gibi, seramik zaten de hani rengi güzel olduğu için satın almak istedim. Aynı şekilde bunlar da 2 kişilik olarak satılıyorlardı. Ama ben bunlardan 6 tane tam 6 kişiye tamamlamak istediğim için 2-3 paket almış oldum. Dediğim gibi bunlardan 3 paket aldım. 6 kişiye tamamlamak istediğim için. Yani sonradan bir pişman oldum, çok fazla olacak gibi, ama sonuç olarak biliyorsunuz kahve fincanı koleksiyonu yapan insanların yanında daha henüz bir tane, 2 tane kahve fincanı takımı var, başka yok. Dediğim gibi bunları 6 kişiye tamamladım. Burada gördüğünüz birçok şey fiyatlarını söylemeyeceğim aslında. Yani söyleyemeyeceğim. Çünkü birçoğunu hatırlamıyorum, çok eski olanları. Ya da indirimde olanları, açıkçası indirimde oldukları için bilmiyorum tam olarak. Ama bunun mesela üzerinde 89 lira yazıyor. %50 indirim oluyor genelde Madame Coco'da. Bu indirimlere dikkat ediyorum, takip etmeye çalışıyorum. O zaman almıştım. Yani gayet de uygun fiyata geldiğini düşünüyorum 3 paketini. Bu da bana Eltim olacak insanın hediyesiydi. Bir kahve takımı. Fazlasıyla renkli. Şöyle. Çok da beğendim. Özellikle siyah rengine bayıldım. Şöyle bir tanesini göstereyim. Şu şekilde. Rengarenk bir Türk kahvesi seti. Şöyle tekrar biraz daha yakından göstereyim.
bu şekilde. Renklerini çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum ona da buradan. Bu da aynı şekilde. Bu tarafa gidiyor. Hediyelerden bahsediyorken şöyle, bu da kuzenimin küçük bir hediyesiydi. Görüp kendini alıyorken bana da almış idi sanırım. Öyle hatırlıyorum. İngiliz ondan şöyle bir ikili kupa seti. Ben daha sonra bunları 6'ya tamamlamak istedim. Öyle bir takıntım var ama sonradan dediğim gibi yani kupa sonuçta farklı farklı olabilir. Gerek yok diye. Bu da bu şekilde ilk kişilik olarak kaldı. Renklerini çok beğeniyorum. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu da Karaca'dan aldığım yine 6 kişilik bir kadeh takımı. Şu şekilde bir kadeh bu. Yani ben açıkçası kahve yanlarında böyle su, soda ya da şerbet ikram ederken kullanırım diye düşünerek almıştım. Dümdüz olduğu için. Ama onun haricinde ne için kullanılır pek? Ne için kullanılır bu? Şarap için. Yani şarap için biraz küçük. Küçük değil zaten. Paketinde şarap koyuyor. Küçük ama şarap için. İlk ses yazıyor. Yani benim için bence şarap için biraz küçükler. Ama belki şerbet kahve yanı falan hani şerbet. Ben öyle düşünerek almıştım. Kahve mesela kahve tepsisi yaparken koymak için. Bunlardan da 6 tane almak durumunda kaldım. Yoktu başka. Olsaydı 12'ye tamamlamak istiyordum açıkçası. Ama o kadar güzel ki camları böyle incecik ve şekli de çok hoşuma gitti. Zaten böyle bir bardak, bu kadar ince ağızlı bir bardakla şarap içmekten ben hoşlanmayabilirim. Dar ağızlı bir bardakla. Ama dediğim gibi kahve yanı sunumları için satın aldım bunu da. Şöyle biraz bana doğru yaklaştırdık arka plandaki ürünleri. Şimdi ben şöyle kutuların içerisine de koyuyorum. Böyle her şeyin kutu kutu düzenli olması daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden şöyle bir kutunun içerisine bu küçük el havlularını yerleştirdim. Bunları mutfakta da kullanabilirsiniz. Ben genel olarak misafir banyosu gibi böyle şey yaparken böyle işte sepetlerin içerisinde ve banyoda misafir için çok tercih etmiyorum havluyu ama böyle dekor amaçlı aldım. Tabii mutfakta da kullanılabilir. Şu şekilde burada 3, 6, 10 taneye yakın havlu var. Şöyle renklerini göstereyim. Hepsi farklı farklı yerlerden. Yani English Home'dan, Ace of Aikiki'den almışım bunu mesela. Bunların hepsini böyle gördükçe hoşuma gittik. Havlu zaten herkesin çevresinde olmazsa olmaz. Yani mesela düşünün bambu havlu 9.90'mış. Bunu 9.90'a almışım. Şu an mesela bunu gidip de Ace of Aikiki Home'dan bence yine bir 30 liraya falan 40 liraya alabiliriz. Gördüğüm böyle uygun fiyatlı şeyleri satın almıştım. Bir de şöyle bir şey var. Burada bir yerde onları da açıp göstereceğim. Bu havlularla böyle bir tık daha uyumlu kurulama bezleri aldım ben. Mutfakta böyle kombine edebilmek için bir havlu, bir kurulama bezi vesaire gibi yapabilmek için fırının o şey asma kısmına. Evet, az önce bahsetmek istediğim kurulama bezleri de bu şekilde. Örneğin şöyle göstereyim hemen. Mesela şu ya. Tabii bunlar çok uyumlu olmadı şu an ama ya da bakın şöyle demek istiyordum. Şu şekilde. Çok güzel değil mi? Bunlara bayılıyorum. İngiliz Home'dan 29 liraya falan aldım bunları. Evet, 29 liraya almışım. Şu an mesela 50 lira falan. Bahsetmeye çalıştığım şey böyleydi. Şu şekilde hepsini kombinleyerek mutfakta şey yapmak için aldım. Bu havluları dediğim gibi hem mutfakta hem de banyoda kullanabilirsiniz. Küçük oldukları için zaten. Ya bunların hepsini göstersem problem olur mu? Hepsini göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde desenleri o kadar güzel ki. Çok tatlı değil mi? Gözüküyor değil mi? Şöyle. Çizgili neymiş orada, beyaz çizgili bir şey. Göstereceğim hepsini. Hepsini göstereceğim. Ve hepsi gerçekten uygun fiyatlı bence. Desenleri falan çok güzel. Bunları da Ace of Aikiki'den almıştım. Şöyle müslin bezler 2 tane. Mutfak için. Şu da şu. Bu da bak böyle. Bu da güzelmiş. Bu da 24 liraymış mesela. Fiyatları gerçekten güzel. Bunları IKEA'dan aldım. Bunlara da çok bayıldımlar. Bayıldımlar. Bunlar biraz da şey değil mi? Tezgah taşları. Evet. Çok beğendim. Bununla iki rengini aldım. Çok beğendim. Eğer ki gidersem IKEA'ya diğer renklerinden de mutlaka alacağım. Çünkü bilmiyorum, çok seviyorum. Ben kurulama bezi hastasıyım galiba. Desenleri çok güzel ama aldıklarımın değil mi? Evet. Bunu da yine Ace of Aikiki'den böyle hani ocağa şey fırına böyle yılbaşında falan asmak için. Yani düşündüm, saçma sapan şeyleri düşünüp almışım. Ama bir daha bunu almak istesem bulup alamayacağım sonuç olarak. O yüzden bunları da böyle kurulama bezleri bir sürü
aldım. Bence az bile, daha da almayı planlıyorum. Bunu da yine Madame Coco'dan şeklini çok beğenerek satın aldım. Çay bardağı. Bunun altına ben çay tabağı aldım Karaca'dan. Onu da şimdi çıksın, kombinleyip gösterelim. Şöyle kenarda kalsın bence. Bunlardan sufle kapları. Şöyle. Ben biraz bununla ilgili kendi yakın çevrem tarafından linçlendim. Başta erkek arkadaşım da olmak üzere benimle dalga geçtiler. 12 tane aldığım için. Çünkü yani 12 kişi gelip sufle olabilir bence. Neden olmasın? Olmaz mı? Yani ancak... Siz gelseniz, sizin uzun arkadaşlar gelse, örnek veriyorum. Toplu bir şekilde sufle partisi. Neyse. Bunlardan 12 tane aldım. Ama ben şöyle düşünerek aldım. Onu da açıklayayım. Mesela bu üçü bu şekilde 6 kişilik ya. İlk olarak onları mı aldın mesela? Hayır, hepsini aynı anda 12 tane aldım. Ne yapayım? Bunların renkleri böyle aynı. Az önce gösterdiğim kahve fincanlarıyla aynı. Onlarla böyle kombinlerim diye aldım ilk başta. Sonra bunların renklerini de çok beğendim. Ve çok da uygun fiyatlıydı yani. Mesela bu 49 lira. Ve yarısı. Madame Coco'da öyle oluyor ya. Eksi yarısı. Şey güzel, çömlek gibi duruyor. Evet ya. Çok güzel duruyorlar. Ben de dayanamadım. 12 kişilik yaptım bunları. 12 kişilik deyince biraz kulağa şey geliyor. Sufle kabı için, ama şöyle diyelim. 12 tane kase aldım. Sufle çok beğendim. Onlar da çorba içebilecek. Ama bir şey söyleyeyim. Bunlar da kuru yemiş falan yapamaz mısın? Yaparsın canım. Çerezli ya da mesela aşure belki yaptın. Kaldı puding yaptın. Kaldı dolaba koyabilirsin bence. Bunları da bu şekilde aldım. Biraz olaylı sufle kapları olarak benimleler. Ben hepsini böyle kutulara koyuyorum. Bunlar Bonner'den alınmış şeyler değil ama temizliyorum bu kutuları. Daha sonrasında işte böyle koyabiliyorum içine. Bunları da annem daha önceden almış sanırım. Bunlar da bu şekildeler. Bunları hızlı hızlı göstereyim. Çok da beğendiğim söylenemez. Çok da tarzım oldu da söylenemez. Ama işte hani her anne alır ya böyle. Gerekli gereksiz. Teşekkür ediyorum tabii ki ama. Renkleri güzel ama. Şu ikisinin rengi güzel de şu biraz saçma. Bunları olmadı hani bohça hazırlıyor musun ya, onlarda falan aynen kullanabilirim. O yüzden hani zaten tarafı daha göstermelik şeyler onlar. Evet, onlara gerçi daha tersi ama. Yani mesela düşünün bak, bu kocaman havlunun fiyatı 9.90 bir annemler aldığı zaman. Anne siz bunu ne zaman aldınız? Cevahir. Ya 5 sene 6 sene oldu mu? O kadar oldu mu? Cevahir dedim açıldı. İşte 5-6 sene önce falan almışlar ve 10 liraya kocaman havlu almışlar. Ben 10 liraya az önce gösterdiğim bunun yani %25'lik kadar küçük havlu aldım. Bunlar da bu şekilde. Renkleri falan şu sağ taraftaki ikisinin renkleri çok güzel. Ama yine kullanılır. Sonuçta ne kadar çok havlu o kadar çok. Evet, yine annemin almış olduğu havlulardan devam ediyoruz. Şöyle. Böyle. Hızlı hızlı göstereyim mi bunları? Onlar evet, hızlı göster. Bu şekilde böyle renkli bir set almış herhalde. Yani çok benim tercih edeceğim bir renkler... Boyutunu aç göster. Normal boyut mu? Boyutları normal. Mesela şunun rengi çok güzelmiş. Bunlar normal böyle günlük kullanmak için. Doğru değil mi? Yani tabii bunlar misafirlik değil. Bunları öylesine almış şu şekilde. Onun rengi de güzel. Evet. Şuradan şöyle uzanıp alayım. Bu da yine bir arkadaşımın bana hediye olarak almış olduğu bir kek kalıbı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Arda Türk... Açayım mı? Aç göster. Arda Türkmen'in farklı şekli var. Yapışmaz kek kalıbıymış. Yani bu arada cam bu. Evet, cam. Güzelmiş. Evet. Cam mı değil mi? Anlamadım. Hı hı. Böyle bu şekilde bir kek kalıbı. Evet, bu da yine her bulduğum kutuyu doldurduğum için. Bu da Madame Coco'dan almış olduğum şöyle, o kadar tatlı ki bu. Şöyle küçük. Bunları biliyorsunuzdur. Bu Madame Coco'nun böyle bir serisi var. Fırın kaseleri, fırında girebilecek olan kayık tabakları falan var. Çok beğendim. Renklerini de çok seviyorum. Bunlardan ben 3 tane buldum. 3 tane alabildim. Bu boyutta devamını bulabilirsem 3 tane daha alacağım. Bu komple seriyi de tamamlamak istiyorum. Fırın kaseleri, fırın tabaklarının olmuş olduğu da. Mesela bunun fiyatı ben aldığımda 49.90'mış. Geçen gün baktım. Biraz daha büyüğü 99'du. Bu arada biliyorsunuz az önce söylemiştim. Bunların hepsinin yarısı. Yani Madame Coco'dan aldığım her şey yarı fiyatı olmuş oluyor. Çünkü öyle bir kampanya var. Bunlardan dediğim gibi 3 tane almıştım. Şöyle ikisini göstereyim. Şu şekilde.
Evet, şimdi böyle biraz daha plastik. Şöyle İngiliz ondan plastik hazneli bir rende almışım. Şu şekilde. Bu da yine ben aldığımda 29 liraymış. Yani 29'un yarısı mı oluyor? Orada böyle bir şey var galiba. 15 liraya almışım şunu. Şu an indirimdeki fiyatı 30 lira falandır bence. Bunu da yine böyle rengini beğendim. Kahverengi falan diye. Yine şöyle buz kalıpları aldım. Bunların içine ben şey düşünüyorum. Kahve yapıp koymayı. O şekilde böyle buzlukta. Yine İngiliz ondan bunları aynı anda almışım belli ki. Bir limon sıkacağı almışım. Normalde bu döküm olanlar var ya, sıkıştırmalı. Onlardan almak istiyorum ki alacağım da. Bunu da yine fiyatı uygun diye almışım. Fiyata bak. Ne kadar? 12 lira. Çok iyi değil mi? Evet, bu arada arka planda açıyoruz biz biraz da. Bundan da 6 tane almıştım. Yine Karaca'dan. Az önceki kadehin bardağı gibi. Bulsam bunun daha uzunu da vardı ama indirim ondaydı sanırım o. Bunlardan 6 tane aldım. Tanesi 19.90'mış bunun da. Yani çok ince bir camı var. Çok hoşuma gitti. Bunu da eğer ki bulsaydım devamını 12 kişilik yapardım. Evet. Yine bir çikolata kutusuymuş. Şimdi burada göstereceğim şey. Karaca'dan almış olduğum bir çay seti var. Onu henüz göstermedim. O çay setinin tabakları. Bu arada sesten umarım rahatsız olmuyor. Şu damalı seriye aşığım. Bunun tanesini mesela 15 liraya satın almışım. 6 tane alabildim. 7-8 tane mi ne vardı? Devamı yoktu. Eğer 6 tane daha almış olsaydı 12'ye tamamlardım. Günlük için bence kahvaltı için biraz küçük ama küçük pasta tabağı. Ya da genelde işte pasta tabağı olarak kullanıyorlar, evet. Ben çok beğeniyorum bu deseni. Bunu da yine çay setimi göstereyim bence hemen ardından. Bundan da 6 tane aldım. Az önce gösterdiğim küçük pasta tabağının çay setini göstereyim. Göstermeden önce bir... Şöyle... Tabakla birlikte göstereyim bir de. Bu şekilde mesela. Tabağı böyle çiçekli desenli, dama desenli. Bir çay bardağı. Bir de... Yine 6 kişilik bu da. Bu da 6 kişilik. Bu da aynı şekilde aynısının şeyi. Sadece çiçeksiz damalı olan modeli. Bunu da anladım. Onda çiçek varmış. Şimdi şöyle göstereyim özetle. Bu pasta tabağı, bu çay tabağı. Ben bunları böyle düşünerek aldım. Ama amacım şuydu. Bundan böyle 6 kişilik aldım. Bundan 6 kişilik aldım. Bu böyle bir set oldu. Devamında da bu çiçekli olan pasta tabağından bulamadım. Eğer bulursam ondan alacağım. Bu da bu şekilde 6 kişilik, 6 kişilik, 12 kişilik olmuş olacak. Şimdi anladın mı gayet? Anladım. Güzel değil mi ama? Bu daha güzelmiş hatta. Çiçekli mi? Evet. Onun tabağını bulamadım işte bak. Ama böyle de çok güzel oluyor. Yani aynen. Çok göze batmıyor. Bacaklarıma kramp girdi şu an. Neyse. Yine çok severek ve beğenerek. Bak bahsettiğim çay tabakları burada. Şimdi onu göstereceğim teyiyle. Ama hangisi? Bu bardaklar. Bayıldım bunlara. Gözüküyor değil mi şu anda? Biraz daha aşağı indir, daha rahat gözükür. Evet. Yani bence çok şık. Bunlar da belki buna uygun bir kahve fincanı takımı olursa yine kahve yanında su ya da soda gibi kullanabilirim. Sofralarda çok rahat kullanılabilir. Evet, ama çok beğendim bol detaylı falan. Bunlar hiçbir, bu arada makinede yıkanmıyor. Yani makinede yıkanmayan şeyleri çok tercih etmeyin. Herkes aynı şeyi söylüyor ama almış oldum artık ben. Evet, kenarlarındaki altın sarısı çıkar. Ama çok güzeller. Evet, az önce gösterdim ya şu bardağı. Çok güzel bu. Şöyle bir çay tabağı. Tanesi 10 liraya. Renklerine falan bayıldım. Böyle etnik desenledi. Etnik değil de hani bu hani büyük vazolar var ya bizim dükkanda da var. Onlar gibi değil mi? Neyse, bunlardan da böyle 6 tane aldım. Çünkü dediğim gibi bunları aldım. Sonra ben bunu aldım. Buna uyacağını sandım. Aslında uymuyor değil ama böyle giderken hani uymuyor aslında. Tam altına göre değil. Aynen, değil aslında göre ama bardaklar yine bu bardakların altına illa diğerleri de kullanabilirim. Bunlar çünkü güzel bardaklar. Ama buna Love'un bir tane serisi var. Ondan alacağım. Böyle poposu biraz daha geniş. Hatta yine bizim dükkanda var ya böyle. Hı-hı. Dün çay içtik. Poposu geniş. Tam oturur diye tahmin ediyorum. Biraz geniş çünkü şu kısmı. Dediğim gibi bunların desenini beğendiğim için bunları da onunla uyumlu olacağı için aldım. Uymadılar ama çay bardağı kırılıyor, ediyor. Bu da böyle yedekli olarak durur. Bunun için Love olanlardan satın alacağım. Evet, şimdi tekrardan bir önüme doğru çektik ürünleri. Devam edelim. Dondurma kasesi gibi bir takım aldım. Bunu da böyle 6 kişilik yaptım. Yani çok modelini beğendiğimden almadım bunu ama fiyatı çok uygundu. Bir de sonuç olarak yani dondurma kasesi sonuçta.
şekilde Valeri Christine'den yine makineye giremeyecek olan bence. Gerçi belki de girebilir, bilmiyorum. Ama şu şekilde böyle büyük bardaklar aldım. Bunları da indirimdelerde aldım. 15 liraymış tanesi. Ve 2 tane beyaz aldım. Şöyle şu renk aldım. Yine 2 tane. 2 tane de şöyle pembe aldım. Güzel değil mi renkleri? Hı hı. Aslında ben hepsini böyle beyaz alıp 6 tane beyaz alacaktım. Ama sonra dedim ki niye aynısından alayım? Renkleri özellikle... Yani sabit bir tabak rengi olur. Renk renk değişir. Yok, su bardağı işte. Büyük su bardağı gibi düşünerek aldım. Şöyle 3 renk almış oldum. Aaa. Inglishon'dan aldım. Bunlar böyle ikili satılıyorlar. Maalesef 2 tane aldım ve öyle kaldı. Ben aslında bunun devamını alacaktım. Yine böyle kahve yanında ya da normal sofrada da kullanılır. Bunun kadehlileri de var. Onlardan da almak istiyordum. Bu şekilde bundan 2 tane aldım. Çünkü devamı yoktu, ben alırken bulamadım. Başka yerden alırım diye aldım ama tabii ki bulamayınca ne yazık. Öyle 2 kişilik kaldı. Ha, bunları da bu arada Karaca'daki şeyini sevmiyorum. Tek tek bardaklar satılıyor ya orada mesela. Yine böyle takım değil. O tek satılan bardakların doğal olarak kutusu olmuyor. Ben de şu mesela yine böyle. Bak gaye. Böyle bir şey aldım. Şey değil, Martini bardağı değil mi o ya? Martini bardağı. Ama bence Martini bardağı bir tık daha büyük olabilir. Yok, gayet Martini bardağı. Ama ben bunu böyle kahvaltılarda... Evet, bir tık daha geniş ve büyük. Geniş ve büyük olabilir. Bilmiyorum, her şey yapılır. Ben buna tatlı bile koyarım. Yine incecik. Konulur canım. Yani puding tarzı, muhallebi tarzı şeyler için. Bence her şey olur. Dondurma bile koyarsın. Yani şekli güzel. Ben hatta bunu böyle kahvaltılarda bir tepsinin içine reçel falan bile olabilir diye düşünerek aldım. Onun için boyu uzun değil mi? Ama olsun. Kaç bilmiyorum tane aldın? 6 tane aldım. Çıkarmayayım hepsini. Bunları da böyle bir poşetin içerisine koydum. Çünkü dediğim gibi tek tek bardak aldığımız zaman 12 kişilik dağılsanız, 6 kişilik dağılsanız bir kutusu yok onların. Kutu da vermiyorlar. Bu yüzden bu şekilde ben de böyle kutulara, poşetlere, torbalara koymaya çalışıyorum. Evet, hızlı bir şekilde devam edelim. Yine kutusu olmayan, ben kutusu olmayan bu aldığım şeylerin hepsinden nefret ediyorum. Hepsine böyle küçük küçük kutular ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi bunda şöyle Paşa Bahçe'nin kasesi. Ben onun bir de böyle büyük boy kasesini aldım. 6'ya tamamladım bunları. Bunu da işte böyle belki hani salata, günlükte bile salata kasesi ortaya, yanlara falan gibi düşünerek aldım. Devam ediyoruz. Yine çok beğenerek aldım. Evet. Şöyle 2 tane Bonna porselen. Bonna porselen. Neyse işte. Şöyle makarna kasesi aldım. Bunların renklerini çok beğendim. 2 kişilik aldım bunları. Bir de böyle küçük salata kasesi gibi düşünerek bunu aldım yanında. Ama bu aynı desende bunları şu makarna kaseleri 6 kişilik falan tamamlayabilirim. Bir de bunun bir boy büyüğü salata kasesini alırsam çok iyi olur. Ya da hiç bunları bu şekilde tamamlamayıp Portland'da bir tane çok beğendiğim makarna kasesi var. Beyaz böyle ufak yazılı. Hı hı. Onu 6 kişilik yaparım. Bu böyle 2 kişilik kalır. Bu da olur. Evet, hem makarna, salata da olur. Ama bu şeyi çok güzel, kasenin desenini çok beğendim. Bu da bu şekilde. Evet, şimdi biraz sona doğru yaklaşıyoruz. Yine Karaca'dan şöyle 6 tane aldım bu bardaklardan da. Bayağı kalın. Çok kalın bir cam. Ama böyle günlük için yeşil bir yemek takımı almayı planlıyordum. Onlarla uyumlu olabileceğini düşündüğüm için şöyle bir bardak aldım. Sona doğru yaklaşıyoruz bu arada. Çok az kaldı. Şekillerini çok beğendim bunları alırken. Şöyle, hatta Migros'ta da aldım. Tanesini göster. Şu şekilde kaseler aldım. Şekillerini beğendiğim için aldım. Şu şekilde 6 tane aldım bunlardan da. Dümdüz odadan. Bir de çok saçma gelebilir ama çok beğendiğim için peçete aldım. Ama genelde misafir gelince hani kullanıyorum. Yani bunu böyle hani yılbaşı konseptli ya, geyikli falan. O yüzden beğendim. Düz basit bembeyaz bir kahve fincanı takım istiyordum ben. Bunu aynı bulsam böyle 6 kişilik yapacaktım yine. Önce dedim bir alayım 2 kişilik bunlar. Bunları aldım. Önemli olan kahve falı için kapatabiliyor muyuz? Kapanıyor, kapanıyor. Çok güzel. İşte tamam, bu ideal. Böyle içer. Bunu da içeriz. Kahve falı çok önemli senin için belli ki. Ben bunu sadece dediğim gibi beyaz dümdüz olsun diye aldım. 6 kişiliğe tamamlayacaktım. Sonradan böyle bir gelince çok basit geldi. O yüzden vazgeçtim. Buna dediğim gibi çok uygun fiyata almıştık bundan. Budadan aldık. Ama güzel bir fiyatı vardı.
Evet, bunun içinde sanırım yine annemin aldığı şöyle havlular var. Evet, şu şekilde iki tane daha havlu çıktı buradan. Ha, burada bu arada şey var. Şöyle cam pipetlerden aldım 6 tane. Hatta şöyle göstereyim. Bayağı kullanımını da göstermiş oldum. Dediğim gibi bu cam pipetlerden satın aldım. Bunlardan Trendyol'da var. Bunlardan dediğim gibi 6 tane aldım ama devamını da alacağım. Videonun sonuna doğru yaklaşmışken bu son kısımda göstereceğim her şey benim çeyizime ilk aldığım şeylerdi. Çeyizime ilk aldığım şeyleri videonun sonuna saklamış oldum istemeden. Şuradan başlayayım. Şimdi şöyle bir havlu takımı aldım. Bunlar ikili. Bir tanesi şöyle küçücük ama o kadar yumuşaklar ki. Yani dokunsana. Bu ne o? Bu el havlusu. Yine böyle misafirlik koyabilmek için. Anlatamam ne kadar yumuşak olduklarını. Bunların da ikisinin rengini ve böyle bu fitili gibi olmasını beğendiğim için aldım. Bu açmayayım. Bu benim bornoz takımımın havlusu. Onu da hemen göstereyim şuradan. Bu arada İngiliz Home'dan şunlara bayılıyorum. Bunları da bu aldığım bornoz takımlarının içine koydum ki koku inanılmaz kokuyorlar. Evet, şöyle bunu açayım. Bence daha çok seviyorum. Çok sek oluyor. Uzun mu? Yedim. Uzun. Ama ya inanılmaz rahat ve yumuşak ve incecik, biraz daha böyle hani kumaşları vesaire çok iyi. Havlu şeyleri çok iyi. Suyu hemen emiyorlar. Yani öyle söylediler bana. Şu şekilde. Rengi bir de şekilde. Güzel. Rengi de çok güzel. Böyle bunu da aldım. Dediğim gibi bunu açmıyorum. Bu da benim banyo baş havlum. Bu da aynı şekilde baş havlusu. Bornoz takımı ve terliği. Ben öyle çok fazla bu hani dantel, duntel setler var ya, onlardan almayı tercih etmedim. Almayacağım da. Böyle tekli beğendiğim güzel markaların setini kendim yaptım özetle yani. Burada da şimdi erkek için olan baş havlusu. Onun terliği şöyle çok ses. Dalgalı gibi biraz. Şu şekilde evet, böyle fitilli gibi. Aynı şekilde fitilli aynısı, yine kenarları böyle şey desenli. Onu da gri tercih ettik. Dediğim gibi şeyleri çok güzel. Yani kaliteleri, kumaş, suyu emme şeyleri bayağı iyiymiş. Bunları da bu şekilde almış olduk. Terliği, baş havlusu ve bornozu. Sonra ben tabii ki bir akıllık ettim. Oradan kendime bir de bu terliği. Şöyle ne deniyor? Yine müslin demek istiyorum ama müslin değil bu. İncecik yazlık bir bornoz aldım. O da böyle beyaz. Bu terliği, şöyle baş havlusu yine çok yumuşacık. Yazlık yani. Ama sonradan pişman oldum. Keşke erkek için olanı da bunu alsaydım. Çok güzel, yumuşacık. Bak hatta yine Gaye'ye buradan fırlatıyorum. Baksana. Çok iyi değil mi? Gerçekten terletmez. Evet. Ya bornoz çok havlu gibi yazın olanlar terletiyor ya. Bu daha böyle yazlık bornoz olarak geçiyormuş. Bu şekilde. Bunu da small almışız. Ama neyse, dediğim gibi göstereceğim son şeyler de bunlardı. Evet, videomuzun sonuna geldik. Kahvemizin de sonuna geldik aynı zamanda. Göstermiş olduğum her şey ilk, bu işte birkaç ay içerisinde ilk aldığım şeylerde. Tabii ki devamı gelecek ama ilk süreçte bunları satın aldım sadece. Bundan sonra alacaklarım büyük ihtimal daha beyaz eşya. Derken hani beyaz eşya derken. Elektronik küçük ev aletleri. Elektronik küçük ev aletleri olacaktır diye tahmin ediyorum. Böyle seriymiş gibi bir video çekmeyi düşünüyorum. Umarım bu videomu severek ve beğenerek seyretmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi ve bu videomu eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videom ne olur tahmin edemiyorum, bilemiyorum. Ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bunu da eklemek istedim. Buranın hali şu anda bu şekilde. Birazdan bunların hepsini toparlayacağım. Yine kolilerine, kusularına yerleştireceğim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu videoyu çektik çünkü... Biraz şöyle yapacağım, dur. Bu videoyu çektik çünkü ben bunların hepsini kolilemeyi düşünüyorum. Bir kolinin içerisine hepsini dizeceğim. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar gösterme ihtimalim olmayacağı için de kolilemeden hepsini önce bir gözden geçirmek istedik. Buranın hali de şu anda dediğim gibi bu şekilde. Bize kolay gelsin.